10 saatlik uçuşla ancak gelebildiğimiz bir ülkedeyiz. İki ülkenin kardeşliği noktasında da yakın ve sıcak bir ilgi gördüğümüzü söyleyebilirim. Önemli bir ticaret hacmimiz var Kore ile. Bu da bizler için kıymetli. Türkiye'de birçok noktada işbirliği yaptık. Onları elbette geliştirmemiz gerekir. Üçüncü ülkelerdeki işbirliğimizi geliştirebiliriz diye. Sizin teknoloji ve finans noktasında geldiğiniz çok güzel bir seviye var. Bizim de özellikle müteahhitlik sektöründe dünyanın her tarafında kaliteli ve hızlı iş yapabilme kabiliyetimiz var. Bugün hemen Türkiye'ye bir saatlik mesafede Ukrayna var. Orada halen devam eden bir savaş var. Onun bir an önce bitmesini gerçekten bizler istiyoruz. Savaş sırasında bile bizim firmalarımız orada halen iş yapıyorlar. Ukrayna hükümetinin talebi üzerine firmalarımız yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Savaşın bitmesinden sonra orada 400 ile 500 milyar dolarlık bir altyapı yatırımı yapılması gerekecek. Bu noktada da işbirliği yapabiliriz diye düşünüyoruz. Türkiye'de kurmayı planladığımız ikinci nükleer enerji santrali noktasında Kore'nin imkanlarını biliyoruz. Orada işbirliği yapabiliriz diye düşünüyoruz. 15-18 Ekim'de uluslararası IRF, Dünya Yol Federasyonu'nun kongresi olacak. Sizi orada görmekten şeref duyarım. Kore Cumhurbaşkanı Sayın Yong'un Türkiye ziyareti ilişkilerimizi çok daha güçlendirecektir.